Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe e, Dünya Kupası arasındaki hazırlık dönemini sürdürüyor. Bugün 3. Hazırlık maçını oynadı. Biz de o maçın hemen ardından, Alanya Spor maçının hemen ardından videoyu kayda başladık. Videoya başlamadan önce tabii ki kanala abone olmanızı rica edeceğiz. Çünkü sizin desteğiniz bizim için her zaman çok önemli biliyorsunuz ki. Çok da e, güzel destekler veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu anlamda. E, ve şimdi... Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçının ardından yansıyanlar ve geleceğe yönelik neler olacağına dair e, bilgilerle içeriğimize başlıyoruz. Eğer içeriği de beğenirseniz lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar. Fenerbahçe 3. hazırlık maçını oynadı. Rayo ve Ekano'yu 3-1 Villarreal'i 2-1 yenmişti. E, bugün de Alanya Spor'u 4-2'lik skorla rahat bir oyun diyebiliriz. Rahat bir oyunla da e, geçerek 25 Aralık öncesinde, ligin ikinci bölümü öncesinde son derece güzel bir görüntü verdi. Bence futbol olarak da e, doyurucu bir futbol oynadı. Elbette maçın sonları biraz çok fazla değişiklik olması ve e, tabii ki biraz da yorgunluklar, işte maçın skorunun farklı olması dolayısıyla iki tane gol geldi. Muhtemelen Cesur Sogoller'e çok kızmıştır ama e, ne olursa olsun Fenerbahçe e, ciddi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Yani esasında buraya vurgu yapmak istiyorum. Ben e, maçların çok yüksek ciddiyetle oynandığını, hatta Raya Vallecano, Villarreal maçlarının bayağı Avrupa Ligi seviyesinde mücadele e, görüntülerinin sahnelendiği maçlar olarak değerlendiriyorum. Bugün de Alanya Spor aslında problemli bir takım. Özellikle işte bu geriden oyun kurma dolayısıyla, geriden oyun kurma ısrar dolayısıyla Faryon'un ligde sıkıntılar yaşamış bir takım. Fenerbahçe maçı hepimizin aklında 5-0'lık bir skor. Ama e, aynı zamanda kendisine karşı eksik kalan, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da yaşattığı zorluklar ortada Alanya Spor'un. Yine ciddi bir rakiple oynadı Fenerbahçe ve sert bir maç oldu. Özellikle ilk 20 dakikası Fenerbahçe'nin epey oyun kurmakta dahi zorlandığı bir dönemdi. Fakat işte çok ilginç öyle bir problemli 20 dakikaya rağmen Fenerbahçe maçı işte 4 gollü rahat bir skorla hatta 50. dakikada 4-0 yapabilecek kadar zorlandı doyurucu ve üretken bir futbolda oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, oyun kalitesi bunu birçok maçta yaptı bu sezon. Alanya Spor maçı da bunlardan bir tanesiydi. Yüksek ciddiyette oynanmasını dediğim gibi çok önemsiyorum. Bence çok doğru bir planlama yapılmış. Yani iki tane İstanbul'da İspanya La Liga takımı, son derece değerli takımlar ve Alanya'da da Alanya Spor ve ardından da 10 Aralık'ta oynanacak olan Salernitana maçı. Yine bir İtalyan takımıyla yine aynı ciddiyette, aynı e, seviyede bir maç olacaktır. Tabii ki lig maçı seviyesinde, lig maçı mücadelesinde, tansiyonunda olacak bir e, durum olmaz. Bunların hepsi hazırlık maçları nihayetinde. Ama yine de ben planlamanın son derece doğru ve e, iyi bir planlama olduğunu düşünüyorum. Zaten işte bu maç oynandıktan sonra artık e, son iki haftaya giriliyor. Ve o iki haftada da sakatların geri dönüşü, efendim e, devamında... Trabzonspor maçı taktik analizleri ve Trabzonspor maçı ile birlikte zaten yine yoğun bir tempo Fenerbahçe için bu kez transfer dönemi de açılacak. Oralarda sizlerle çok daha fazla birlikte olacağız. Yine yoğun bir tempo hem Fenerbahçeyi hem Fenerbahçeleri hem de biz e, takip eden gazetecileri bekliyor açıkçası. E, bugünleri arayacak belki de arayabiliriz. He, biliyorum hepiniz çok özlediniz e, Süper Lig maçlarını Fenerbahçe'nin özellikle iyi gittiği dönemde herkesde bir iştah vardı. Ben bile video çekerken daha farklı bir motivasyonla e, videolarımı çekiyordum. Ama dediğim gibi belki de öyle yok. O kadar çok yorulacağız ki keşke Dünya Kupası arası olsa da biraz dinlensek diyeceğiz. Öyle de bir döneme gireceğiz aralık sonu itibariyle. Sakatların iyileşmesi süreci dedim. O işte gelecek haftadan itibaren artık yavaş yavaş e, oyuncuların dönmesiyle başlayacak. Altay Emre Mor ve Valencia'nın Trabzonspor maçında oynamaması için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi. Luan Perez'in e, A takıma katılma süreci normalde kampa dahil edilmesi bekleniyordu ama oynamayacağı için hazırlık maçlarında tedavisini ve kuvvetlendirme programlarını aksatmaması adına Loan Perez İstanbul'da bırakıldı. da çalışmalarını sürdürüyor. Alioski'nin yetişme ihtimali zor. Dünkü videoda da söyledim. Yine aynı şekilde Arda Güler'de biraz Trabzonspor maçında oynaması zor görüken gözüken bir isim ama şeyi söyleyelim. Yani Joao Pedro ve Nazım Sangari'yi saymıyorum sakatlar arasında henüz daha onların bir saha çalışması yok. Joao Pedro'nun özellikle daha uzun süre, 3-4 ay gibi bir süre e, takımdan uzak kalacağını biliyoruz. Nazım'ın da dönüşüyle alakalı e, tahmin edilen, beklenen bir süreç henüz e, kulüp tarafından e, bir bilgi olarak bize sunulmadı. O yüzden bir bilgi veremiyoruz. Tabii ki eksikler çok konuşuluyor. Özellikle dün de anlattım. İşte mesela bazı işte Twitter hesabı, yani bunu kötü niyetle yapıyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama hani böyle listeye baktığınız zaman insanın canı sıkılıyor. Valencia çarpı, Altay çarpı, işte Emre Mor çarpı, Pedro çarpı böyle alt alta koymuşlar. 7-8 tane oyuncu. Ama şimdi kalanlara da bakmak lazım. Yani şimdi belki bu kadar sakat veren bir takımın e, ligde çok büyük sıkıntılar yaşaması beklenebilir. Ama Fenerbahçe bugün mesela e, orta sahada Mert Hakan Arao ile başladı. Crespo İsmail ile devam etti. Böyle bir zenginliği var. Ön tarafta İrfan Rossi. Joshua King, Serdar Dursun iki tane önemli golcüsü olmaması lazım. Batu Şah'ı da buna katalım. Joshua King, Serdar Dursun sonrasında işte diğer dahil olan oyuncular yani Lincoln'u böyle baktığınız zaman yine 16-18 kişilik bayağı geniş diyebileceğimiz bol bol rotasyon yapılabilecek rahat bir kadro var CES elinde ki zaten dediğim gibi büyük bir bölümü Trabzonspor maçına hemen arkasından da bir iki maç arayla da Aliofski's Arda'sı bunlar zaten katılacaklar ve e, olumsuz bir durum olmayacak. Şimdi bireysel performanslara geçmek istiyorum. Alanyaspor maçında çok fazla dikkat çeken oyuncular oldu. Bunlardan bir tanesi de e, dönem dönem eleştiriliyor ama dönem dönemde performansıyla saygıyı hak ediyor. Bunu belirtmek lazım. Serdar Dursun oldu. Bir tane penaltı kaçırdı. Çok kötü bir penaltı attı. Pepe Reina attığı penaltıyı hepimiz tartışıyorduk ama acaba Serdar'ın stili o öyle atmaya devam mı etse diye de düşündüm o penaltıyı kaçırdıktan sonra, Alanya Spor karşısındaki penaltıyı kaçırdıktan sonra çünkü düz atmayı sevmiyor Serdar. İlla bir kaleciyi yatırıp ondan sonra vurmayı, plas seviyor. Belki de onu stiliyor. Çok da karışmamak lazım, çok da yorum yapmamak lazım hakkında. Villarreal maçından sonra çok kısa bir sohbet etme imkanı buldum ben Serdar'la. Ee, ...çok sağ olsun yani bize her gördüğü yerde e, selamını verir. Çok cana yakın, çok sıcak bir oyuncu. Bazı futbolcular bir, böyle değil. Bazı futbolcular e, daha donuk, basına karşı biraz daha işte mesafeli olmaya çalışan oyuncular da var. Ama Serdar onlardan biri değil. Serdar e, iletişime de son derece açık bir çocuk. İyi bir Fenerbahçeli. E, bir şampiyonluk yaşamak istediğini çok net biliyoruz. Hep söylüyorum yani yetenekleri işte ne bileyim çok üst düzey santrfor özellikleri yok belki ama ne olursa olsun sahada işini yapmaya çalışan, öyle ya da böyle takımına katkı vermeye çalışan, tabelaya adını yazdırmaya çalışan bir oyuncu. Şimdi bugün herkes şunun farkında doğru mu? Joao Pedro yok. İşte ben bir iki video önce Halil Dervişoğlu ile alakalı bir gündem olduğunu anlattım size. Başka oyuncuların isimleri geçiyor. Her gün gazetelerde yeni santrfor isimleri yazılıyor. Ama en kötü ihtimal ne? En kötü ihtimal şu, bir mali yapı var. Bir mali durum var. O mali durum itibariyle Fenerbahçe bir transfer gerçekleştiremezse o rotasyona bir oyuncu dahil olması lazım. Sizin elinizde de Serdar Dursun gibi geçen sezon bakın burası çok önemli. Geçen sezon 15 gol atan, Batshuayi kadar gol atan bu ligde bir oyuncu Serdar Dursun. Elbette kariyeri işte efendim oyuncu kalitesi filan Batshuayi ile kıyaslanmaz belki ama Sonuç itibariyle istatistiklere baktığınızda da bu adam Fenerbahçe'de Geçen sezon başarılı olmuş. E, hiç, ben Jesus da hiç, bence Jesus'un bu yönü çok takdir ediyorum. Eldeki malzemeyi en iyi noktaya, en iyi seviyeye getirmek için hemen e, teşhisi koyuyor ve tedaviyi uyguluyor. Serdar'a belki e, çok fazla ön tarafta oyuncu olduğu için çok fazla şans veremedi. Biraz da onun yavaş olduğunu düşünüyor. Hız olarak eksiğinin olduğunu düşünüyor ki haklı. E, bu yüzden sezonun ilk yarısında Serdar'ın ciddi bir maç eksiği var. Bunu gördüğü için ve şu andan itibaren de Serdar'a ihtiyacı olduğu için Serdar'ın e, maç kondisyonu yakalaması adına onu e, bol bol sahada tutuyor. Bence çok da doğru yapıyor. Ve farkındaysanız Rave Ekano, Villarreal ve bu maç üst üste koyduğunuzda Serdar'daki gelişimi herkes görebilir. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Yani yapacağımız soh yaptığımız sohbete geleceğim. Serdar Dursun diyor ki abi beni eleştirsinler. Benim zaten ben etkilenmiyorum. Fenerbahçe taraftarını zaten çok seviyorum. Ben o tribünlerden geldim diyor. Ve e, şunu da belirteyim diyor. Ben diyor, oynadıkça kendime geleceğim. Sahada süre buldukça kendime geleceğim diyor. Bu açıdan kendime güveniyorum. En ufak bir şüphem yok. E, eğer hoca bana forma vermeye devam ederse ben Trabzon maçından başlarım. Yine geçen sezon bıraktığım yerden golleri atmaya devam ederim diyor. Bu noktada da gayet moralli gördüm e, kendisini e, seviye olarak da, fiziksel olarak da maç maçta daha iyi duruma geliyor ve ben Serdar'ın bu rotasyonda şayet transfer yapılamazsa, hani mali durum el vermezse bu rotasyonda çok da fena bir seçenek olmayacağını düşünüyorum şahsen. Şöyle, mesela Joshua King'in alternatifi olmayabilir Serdar. Ama bir maç olur Joshua King'in çözemediği maçı Serdar çözer. Ortada bir karıştırır, işte hava topu alır, faul alır, ee, bir şeyler yapar. Yani dün, bugün attığı goller de mesela özellikle ilk golü bayağı şık bir gol yani bayağı iyi bir santifor golü attı mesela. Hani o kalite de tamam dünya çapında bir kalitesi yok ama bence Türkiye Ligi için son derece e, performans olarak da kalite olarak da yeterli bir oyuncu. Bazen Serdar evde de tepkiler alıyorum ama ben e, açıkçası hani genel intibadan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Serdar'ın. E, bu yüzden kendisiyle alakalı konuşurken daha e, olumlu ya da daha ee, Serdar'ın kullanılma, Serdar kullanılması gerektiğine yönelik vurgular yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Ee, bu tabii kişiden kişiye göre değişebilir. İnsanların görüşleridir ama e, en doğru yanıtı bize zannediyorum 25 Aralık'tan sonra başlayacak süreç gösterecek. Serdar çünkü belli ki o rotasyonda artık kendine yer bulacak. Birileri dinlenildiği zaman Serdar oy 11'de oynayabilecek veya sonradan dahil olacak. Oralarda yapacakları Serdar adına çok daha önemli olacak. Yani şu an itibariyle belki Pedro'nun bir sakatlığı olmasaydı Ocak ayında gönderilme durumu, ayrılma durumu söz konusu olabilirdi. Ama Pedro'nun sakatlığı dolayısıyla Serdar da bunun farkında. Bir fırsat doğdu ve bu fırsatı Serdar en iyi şekilde kullanacak gibi gözüküyor. Çok güzel notlar var. En güzel notlardan biri de tabii ki genç İshak Vural'ın. Alliance Sport karşısında Fenerbahçe forması giymiş olması. Jesus güzel de bir süre verdi. Yaklaşık 20 dakika kadar sahada kaldı. Yani normalde 6-8 gibi bir oyuncu planlanıyor İshak Vural için. Şu ana kadar en azından yapılan hep o yönde çalışmalar, o yöndeydi. Ama İshak aynı zamanda çok üst düzey yeteneklere sahip de bir oyuncu. Fizik olarak da biliyorsunuz hatta onu sorun gibi anlattılar işte. Boyu uzuyor, çok uzuyor, futbolcu olamayacak falan diye anlatanlar oldu ya da haber yapanlar oldu. Oysaki öyle bir durum yok yani çocuğun gelişim süreci işte bazı e, hormonal ağrıları oluyor. O yüzden bazen antrenmanlara katılamıyor ama yani boyunun uzun olması bir futbolcu kötü bir şey değil. Aksine avantaj. Hele bir orta saha oyuncusu için. O çabukluğu koruması halinde tabii ki. E, Jesus onu çok farklı yorumluyor. Ben gördüğüm kadarıyla sahada. Kullanma şekli bir ikinci forvet gibi kullandı. Yani uzaktan şutu var bu arada İhsan. Yani e, bir orta saha oyuncusu olarak pas kabiliyeti çok yüksek. Oyun görüşü çok yüksek. Bununla birlikte e, gole yani kaleye yakın oynatırsanız gol potansiyeli de yüksek bir oyuncu diye dönüşebilir. Jesus da böyle bir yorum yapmıştı. Biliyorsunuz her oyuncuyu her hoca farklı yerlerde kullanabiliyor. Ee, İsa bir ikinci forvet gibi, bir forvet arkası oyuncusu gibi kullanarak e, o şekilde görmek istedi. Tabii daha hep söylüyoruz yani daha Fenerbahçe geldiği gün 15 yaşındaydı. Bugün 16 yaşında. E, önünde çok daha uzun süreler var. Daha bugün biz Arda Güler'in önünde uzun süre var diyoruz işte Emir Ortakaya'nın önünde uzun süreler var diyoruz İsa'nın da önünde en az bir 2-3 yıl Fenerbahçe seviyesi için en az bir 2-3 yıl daha var o yüzden izlerken hepinizin öyle izlemesini de istiyorum yani çocuk sahaya çıkar çıkmaz Messi olmuyor her oyuncu tabii ki Messi dünyada bir tane zaten her oyuncuda sahaya çıkar çıkmaz Messi performansı bekleme haksızlığını yapmayalım İsak böyle süreler buldukça daha motive olacak daha fazla çalışacak ve Fenerbahçe'nin geleceğinde ben önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Mert Hakan ve İrfan Can'ın ilk yarıda 45'er dakika forma giydiğini e, gördük. İrfan da çok güzel bir gol attı. İlk golü İrfan attı. Çok şık bir plase plase e, sert vuruş karışık diyelim. E, direğin üstüne de vurarak estetik olarak da güzel bir gol oldu. O golde de tabii Mert Hakan Yandaş'ın o alışa geldiğimiz çizgiye inme orta saha oyuncusundan beklenmeyen ekstra bir adam olarak ceza sahasına koşu yapıp çizgiye inme ve arkaya doğru keserek Fenerbahçe'yi pozisyona sokma alışkanlığı Fenerbahçe'nin işine yaradı. İkisinin de sakatlık, Mert Hakan'ın sakatlıktan iyi döndüğünü net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ki Villarreal maçında da biliyorsunuz Joshua King'e bir asist yapmıştı. Yine ceza sahası içinde bulunup kafayla indirip Joshua King'in golü atmasını sağlamıştı. Ve e, İrfan da aradan daha iyi dönmüş. Bence burası çok önemli. Belli ki fiziksel olarak kendine iyi bakıyor. Ve ben bu iki oyuncunun Fenerbahçe'de bulunmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü evet işte klasik Türk oyuncunun kaderi biraz yani işler kötü gittiğinde hemen onlara sarılıyor işte İrfan neden bu takıma alındı, Mert Hakan niye bu takıma alındı filan gibi eleştiriler oluyor ama işin e, gerçeği öyle değil işin gerçeği bu, bu takımın hani mayası, nüvesi diyeceğimiz oyuncular bu oyuncular onların fiziksel olarak iyi olması da bence Cihaz elini ciddi şekilde rahatlatıyor. Bu ikiliye İsmail Yükse'yi eklemezsek büyük haksızlık yapmış oluruz İsmail Yüksek de yine e, Willian Arao bugün tabii ki Allah korusun yani birçok oyuncu sakatlanıyor zaten. Willian Arao bugün bir sakatlık yaşasa yani Cesus gözü kapalı bir şekilde İsmail'e o formayı verebilecek durumda. Çünkü İsmail e, bazı özellikleriyle Arao'dan bile iyi performanslar dönem dönem sergileyebiliyor. E, bugün de çok güzel bir asist yaptı yine Serdar Dursun'a. E, yaptığı orta çok şık. E, Serdar da çok rahat bir kafa vuruşuyla posunu gole çevirdi. İsmail'i e de bu ikilinin yanına katmak lazım. Türk rotasyonunda biliyorsunuz rakipler oyuncu bulamıyor. Fenerbahçe'nin böyle işte Ferdi gibi, daha Emre Mor gibi işte Altay, Altay'ın e, yedekleri İrfan ve Ertuğrul bugün oynadı gerçi ama Altay'ın yedekleri gibi bol bol Türk alternatif Serdar Aziz gibi e, Türk alternatifleri var. Bu açıdan da Cesur'un elinin son derece rahat olduğunu söyleyelim. Kaleci konusunda yani çok öyle bir maç olmadı sanki İsmail. E, yani Ertuğrul çok genç bir kaleci tabii. Daha değerlendirilmesi için önünde uzun seneler olacak. İrfan Can Bayatla ilgili çok fazla merak edilen konu vardı. Yani biraz tabii o da ilk kez bir maça 11 çıktı Fenerbahçe forması. Onun heyecanı, agresifliği üzerinde vardı, net bir şekilde gözlemleniyordu. Ama sonuçta süperlik tecrübesi olan bir kaleci. Eğer bir problem olursa İrfan da kaleyi alabileceğini en azından 45 dakikalık performansla göstermiş. Oldu. Yani İrfan'ın ee, kalitesini ben Fenerbahçe seviyesinde olup olmadığını sorguladım. Yani çok 6 e, ay giderse bu çocuğa emanet edilsin bu kale demem tabii ki ama hani zor günlerde, sıkışık günlerde ikinci kaleci olarak, alternatif olarak değerlendirilebilecek bir oyuncu. İlginç bir not daha var tabii. Atilla Salay oyundan çıktı arkadaşlar. Ee, uzun süre sonra ilk kez Atilla Salay olmadığı bir Fenerbahçe izledik. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Herhalde Fenerbahçe rekorunu kıracak gibi gözüküyor. Bir sezonda maç giyme, bir sezonda forma giydiği maç sayısı itibariyle böyle devam ederse kıracak gibi gözüküyor. Hazırlık maçları dahil her yerde ilk 11 oynuyor. Ama bugün de yine gayet iyi bir oyun çıkardı. Özellikle ilk 20 dakikanın sonrasında zaten Fenerbahçe oyunu tamamen eline geçirdiği için tüm takım, tüm oyuncular gayet iyi performans sergilediler. Sonradan giren Bruno Lemos yani halen iyi sinyaller veremiyor, veremiyorlar. Yani bu anlayışta olmaya çalışıyorum çünkü çok uzun süre futboldan uzak kaldılar. E, A takımla antrenmana çıksalar da profesyonel maç yapmadılar. E, ama şunu da söyleyeyim yani bu oyuncuların işte 14 kişi kadro, şu an Joao Pedro yazılmazsa belki birisi yazılır hani transfer olmazsa vesaire stoper transferi de olacak bu arada. Belki yerli olabilir. İlla bir tanesi yazılır ama dediğim gibi eee yani şu an performans olarak çok böyle aman gelsinler işte bu adamlar da olsun denecek bir performans gözlemleyemiyoruz. Lemos'la alakalı benim biliyorsunuz zaman zaman olumlu görüşlerim oluyor. Top ayağındayken ben beğeniyorum Lemos'u ama çok daha agresif bir stoper olması lazım tabii ki. 10 Aralık dediğimiz gibi Salernitana maçı ve böylelikle Antalya etabı tamamlanmış olacak. Taner maçı İstanbul'a dönecek bir hafta kadar da İstanbul'da çalıştıktan sonra artık... Yani iki hafta diyelim, bir hafta 10 günlük bir sürede İstanbul'da çalıştıktan sonra da artık Trabzonspor e, maçına geçilecek. Bu arada bir soru var, yani o Perkasla alakalı ismini yine almayı unuttuğum bir kardeşim. Perkas işte kiralık, geri dönecek mi sözleşmesinde uzatma var mı vesaire gibi bir soru gelmiş. Perkas'ın Fenerbahçe'de sözleşmesi bitiyor, kustiye kiralandı ama sezon sonunda serbest oyuncu olacak. Perkas Fenerbahçeye geri dönmeyecek. O soruyu da yanıtlamış olayım videonun sonunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalımıza abone olun lütfen. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İçeriği beğendiyseniz. Bilgi almak istediğiniz konular varsa. Bu arada not aldım. İnşallah yakın zamanda yine bir soru cevap videosu çekeceğim. Farklı konularla alakalı. Yine sizin bilgi almak istediğiniz konular varsa onlarla ilgili sorularınızı yorum bölümüne bırakın. Benle ilgili olumlu olumsuz, olumsuz, olumsuz görüşlerinizi de Yine yorum bölümünde bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.